Gel. Lütfü Paşa geldi mi? Geldiler sultanım, odasındalar. Başka bir arzunuz var mı paşam? Sultanım. Konuşmanız nasıl geçti? Hünkârımız ne buyurdular? Hürrem gene yaptı yapacağını. Moşa Efendi Diyarbekir'e Rüstem Paşa'yı muayene etmeye gidecek. Onun vereceği malumat beklenecek. Muayenede hasta olmadığı ortaya çıkacaktır. Şimdi ne yapacaksınız sultanım? Ben her türlü ihtimali düşündüm paşa, merak etme. Aklımda bir şey var elbet. Moşa Efendi ne vakit çıkacakmış yola? Bir malumatım yok sultanım, lakin öğrenirim. Hatun, ne yapıyorsun sen? Tövbe yarabbim, Allahümme sabriyin. Paşam bağışlayın, ben şimdi temizlerim. Çekil hadi, çekil hatun, çekil. Bu nasıl iş görmek böyle? Ağlar. Paşa Hazretleri bağışlayın ne olur, sultanım. Diz bu hatunu eski saraya gönderin. Zinhar hizmetimde istemiyorum artık. Hadi. Hadi. Tövbe tövbe. Hayırdır paşa? Nedir bu öfke? Niye bu kadar kızdınız? Vallahi bir değil, iki değil sultanım. Hatun beceriksiz. Bu kaçıncı sakarlı? Bu Rüstem meselesi hayli canınıza sıkmış belli ki. Sultanım, vallahi ben bir şey yapmadım. Bir anda bağırmaya başladı. Ben ne olduğunu anlayamadan kovdu beni. Hani her şey yolundaydı hatun. Öyleydi, yemin ederim. Ben emrettiğiniz üzere elimden gelen her şeyi yaptım sultanım. Madem öyle, seni neden eski saraya yolladı? Şah sultanımızdan çekindi belli ki. Yani anlar ya da konuşurum diye korktu. Bilmiyorum sultanım. Merak etme hatun, sen eski saraya git. Seninle alakadar olacağım. Oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu kadarı bana kâfi Zümbül. Hatun'u kovması da işimize yarayacak.